Aferin çocuklar, bunu sizden hiç beklemezdim. Artık bu gece hiçbir şansları kalmadı. Aman Dudu, onları ne zaman rahat bırakacaksın? Hiçbir zaman. Kızım eve dönene dek. Aa, ne bu surat? Beni terk etti. Kim? Tom. Tom da kim? Tom Cruise canım. Sanırım sihrin süresi falan bitti. Ama anne, ben daha ondan sıkılmamıştım. Bak, elimde kala kala sadece bu fotoğraf kaldı. Madem ondan o kadar hoşlanıyorsun, Bekler'e dönünce sıkı bir sihir yapayım, bir süre daha sana aşık kalsın. Sağ ol anne. Dönünce mi? Sen nereye gidiyorsun ki? Bir arkadaşımı ziyarete. Bu akşam içmemesi gereken bir şey içti de. Kim? Umur. Hangi Umur? Umur Bey, Sadık'ın patronu. Ha, Umur. Evet, sana sonra her şeyi anlatırım. Önce bunu içirmem gerek. Dur bakayım dur. Yoksa Sadık içsin diye hazırladığın şeyi başka biri mi içti? Kim acaba? Yoksa hayatında biri mi var? Sana ne? Sen niye karışıyorsun? Sen artık benim kocam değilsin. Sadece beni aldattığı için hayatına köpek olarak devam eden bir zavallısın. Kocan olduğun için değil, kızımın annesi olduğun için sana hesap soruyorum. Yoksa umurumda bile değilsin. Dudu'ymuş. Sadık, uyudular galiba. Hadi içeri gidelim. Tamam, yavaş ol, uyanmasınlar. Bir kere de sessiz ol hayatım. Nereye baba? Su içmeye. Sen nereye Betüş? Aa, ben de tuvalete gidiyorum, çok sıkıştım. Bizi burada yalnız bırakmayın, korkarız. Betüş tuvaletten dönerken suyunu getirir baba, ne olur sen gitme. Ama çocuğum, ben çok susadım, öleceğim yani. O zaman sen suyunu iç gel baba, Betüş tuvalete sonra gitsin. Canım olur mu? Ben de çok sıkıştım, hemen gitmem lazım. O zaman beraber gidelim. Biz burada korkarız. Peki, beraber gidelim. Hadi bakalım. Betüş. Benim uykum kaçtı hayatım. Sabaha karşı saat 5'te Kanal D'de çok güzel bir korku filmi oynuyormuş. İzlemeye ne dersin? Aa, çok iyi olur. Benim de uykum bir türlü gelmiyor zaten. Hah. Bizim de uykumuz yok baba. Ne demek uykumuz yok? Uyumak zorundasınız çocuklar, sabah okulunuz var. O zaman siz televizyon seyrederken dizinizde uyuruz. Olmaz. Yani burada böyle sıcacık yatağımızda uyumak varken ne diye salonda öyle iki büklüm koltuklarda uyuyacaksınız? Hem merak etmeyin, söz veriyorum, korkmamanız için sık sık kontrole gelirim, tamam mı? Biz yine de aşağıda yatalım. Ne olur ne olmaz. Hadi hadi. Sadık. Biliyor musun, o filmi seneye bugün yine veriyorlarmış. Beklemeye ne dersin? Hayır, benim beklemeye tahammülüm yok. O film bu gece mutlaka izlemeliyiz. Hadi hadi. Hadi. Ben senin hayatta kalabilmen için hiç de korkunç bir film değilmiş. Bence de. Boşu boşuna uykusuz kaldınız çocuklar. Biz de öyle Sadık. Hiç de öyle değil. Bir kere ben hep şansı son anda dönen bir insanım. Aman Tanrım. Ben bazen bir peri olduğumu nasıl da unutuyorum. Sadık, bana bir bardak su getirir misin? Tabii hayatım, hemen. Yalnız biliyorsun damacanamızın pompası bozuk. Hani ben pompaya basarken gücüm yetmezse bana yardıma gelirsin değil mi? Biz de geliriz baba. Buna hiç gerek kalmayacak. Çocuklar, ne olursa olsun sizi çok seviyorum, biliyor musunuz? Ve size bunu yapmak zorunda kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Sadık, çabuk buraya gel. Ne var? Ne oldu hayatım? İnanamayacaksın ama ikisi de mışıl mışıl uyudular. Gözlerime inanamıyorum. Peki ya yine uyanırlarsa? Hiç sanmam. Birdenbire öyle derin bir uykuya daldılar ki... ...yani ne yapsam uyanmıyorlar. O zaman odamıza gidebiliriz hayatım. Evet. Yalnız bu durumda bebeğimiz 9 ay 9 gün sonra doğmak zorunda kalıyor. Sence bu tıbben mümkün mü acaba? Sen orasını bana bırak tatlım. Galiba bunu ben halledebilirim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.